Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Şubat ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Sivas'ta 17 köy yolunda ulaşım kapalı bulunuyor. Araçların bakım ve onarımını ihmal etmeyin. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Valiliği İl İdare Denetim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Şubat ayı muhtarları toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan Başkanlığı'nda yapıldı. Sivas Valiliği Ek Bina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Şubat ayı muhtarlar toplantısı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün çeşitli konularda bilgilendirmesi ve sunumlarıyla başladı. 658.250 Suriyeli kardeşimize kapılarımızı açtık. Sivas Valisi Salih Ayhan, büyük devlet olma vizyonunun en başta yerelde başladığını söyledi. 2020 yılı Şubat ayı muhtarlar toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Muhtar toplantılarını ben genellikle bu tür kurumlarımızın tabanı daha iyi bilgilendirmek, bilinçlendirmek açısından bu tür zamanın ruhuna da uygun bir şekilde bir toplantı formatı oluşturmaya çalışıyorum. Toplantı verimli olması açısından, yani istifade etmeniz, bilgilenmeniz açısından. Bunun temel gayesi büyük devlet olmanın temel direği yerelde, yerelin güçlü olması, yerelden başlar. Dolayısıyla yereldeki en devlete açılan ilk kapı olan muhtarlık müessesesinin güçlü olması. Güç de neyle olur? Bilgiyle olur. Gücün bilgiyle geldiğini söyleyen Vali Ayhan, muhtarlık müessesesinin kimlikli, kültürlü, bilgili ve birikimli olması noktasında bu tür bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerimize devam edeceğiz dedi. Erkenden elde ettiğin bilgiyle daha da mezze ettiğin zaman daha da güçlü olursun. Dolayısıyla muhtarlık müessesesinin kimlikli, kültürlü, birikimli, bilgili olması noktasında kurumlarımızın bu şekilde toplantılarımızı anlamlı hale getirecek ve zamanın ruhuna uygun bir şekilde bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğiz. Bunu elbette mutlaka araştırıyorsunuz, ediyorsunuz ama bu tür toplantılarda kurumların bilgilendirmesini önemsiyorum. Özellikle bu göçmenlerle ilgili bilgilendirme çok da anlamlı buluyorum. Niçin? Türkiye'nin şu an en çok gündeminde olan hususlardan birisi. İlimizdeki durum nedir? İlimizdeki fotoğrafı nasıl okuyabiliriz? Bir başıboşluk var mı? Bir düzensizlik var mı? Bir kaotik ortam var mı? Bunu bu şekilde arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde anlattılar. Bunu çok önemsiyorum. Niçin? Hakikaten biz kimin, nerede, ne yapıyor, hangi mahallede kim yaşıyor hepsini biliyoruz. Muhtarlardan vatandaş odaklı çalışmasını isteyen Vali Ayhan, muhtarlara düşen önemli görevlerinden birinin de mahalle ve köylerinde birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirtti. Dolayısıyla böyle kamuoyunda bazen sanki bir düzensizlik var gibi, işte elini kolunu sallayarak geziyorlar, isteyen istediği gibi geliyor gidiyor gibi böyle bir bazen böyle sosyal medyada görebiliyorum. Böyle bir durum var. Böyle bir durum asla yoktur. Herkes kayıt altında. Emniyetimiz, jandarmamız belli bir zaman periyotlar halinde de bunları denetlemektedir. Bir hareketlilik olduğu zaman da bu hareketi hemen fark ederek de müdahale etmekteyiz. Tabii burada sizin desteğiniz çok çok önemli. Dolayısıyla bu İl Göç Müdürlüğümüzün düzensiz göçmenlerle ilgili sunumunu çok çok önemsiyorum. Esnaf ve aile ziyaretlerine önem verilmesini isteyen Vali Ayhan, kesin talimatım var. Hiçbir vatandaşımız üşümeyecek, hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmayacak. Bu konuda ciddi anlamda takibimiz oldu. Sizler de bu konuda bizlere çok yardımcı oluyorsunuz diye konuştu. Bu sene biliyorsunuz yoğun bir kış geçti. Hakikaten özellikle geçen hafta böyle çok meşakkatli ama rahmet, bereket. Bereketten sonra bir meşakkat yaşadık. Ben sabrınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hakikaten hiçbir sıkıntı yaşamadık. Merkezde biraz aşırı kar yoğunluğundan dolayı mahalle aralarına gecikildi ama buna da anlayış gösterdiniz. Bundan dolayı teşekkür ederim. Ama bundan daha öte
Özellikle vakfımız, Sosyal Mesutlaşma Vakfımız, ilçe vakıflarımız, ilçe kaymakamlıklarımız yalnız yaşayan, sıkıntısı olan vatandaşlarımız konusunda hakikaten çok özverili çalışmalar yaptılar. Şu ana kadar bize olumsuz hiçbir husus yansımadı. Bazen işte kömür konusunda talepler geldi. Açık ve net talimatım oldu. Hiçbir vatandaşımız asla üşümeyecek. Hiçbir vatandaşımız asla açta, aç ve açıkta kalmayacak. Vali Salih Ayhan, yalnız yaşayan yaşlıların takip edilmesini, şiddet gören kadınların ilgili birimlere bildirilmesini, şehit gazi ailelerinin dinlenerek eksiklikleri varsa giderilmesini, mahallelerinde ve köylerinde bulunan okullara ve orada görevli öğretmenlere sahip çıkılmasını, yardımcı olunmasını istedi. Köylerde yol, su, kanalizasyon gibi sorunların yanında fakir ve düşkün ailelerin, yetim ve öksüz çocukların, okuyamayan kız çocuklarının, engelli vatandaşların tespit edilmesi ve ilgili birimlere bildirilmesini isteyen Vali Ayhan, ekilmedik tarlamız kalmasın, üretime ağırlık verelim, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili önlemler alarak sıkıntılı durumda gerekli mercilere haber vermeyi ihmal etmeyelim diye konuştu. Fakir ve düşkün ailelerin, yetim ve öksüz çocukların, okuyamayan kız çocukların, engelli kardeşlerimizin tespit edilmesi ve ilgili birimlerle irtibatta olunması, bunu da bahsettim. Tabii köylerin yolsu kanalizasyon bu özel idaremizin, köyler hizmet götürme birliklerimizin, işte belediyemizin, diğer birimlerimizin görevleri, bunlar program dahilinde yapılıyor. Zaten sezonda açıldığı zaman bu konulara ilişkin daha çok sık sık irtibatlı olacağız, istişare olacağız. Tabii köylerimizde bu özellikle dışarıdan gelip de patates gibi, şeker pancarı gibi ekimler yapılmaktadır. Tabii mülkiyet kutsaldır. Mülkiyet hakkını, mülkiyete karışamayız. Özgürce tasarruf edebilirsiniz. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tatarıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili Mevlüt Soysal, Merkez İl Genel Meclisi üyeleri, Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan, ilgili kurum temsilcileriyle Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, 28 Şubat Cuma günü Sivas ziyaretinde bulunacak. AK Parti İl Başkanlık Binası'nda AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un gerçekleştireceği Sivas ziyaretleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un 28 Şubat Cuma günü Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'ni ziyaret edeceğini ve şehirde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunacağını dile getirdi. Sayın birim başkanlarım, saygıdeğer basın mensupları, sözlerime başlamadan önce tüm hemşehrilerimin 3 aylarını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık ve sıhhat içinde inşallah şehrimizi, ülkemizi ve tüm İslam alemini Ramazan'a ulaştırmasını temenni ediyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un bir sonraki programının İl Danışma Meclisi'ne katılarak Sivaslılara hitap edeceğini söyleyen AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu şunları ekledi. Bilindiği üzere il teşkilatı olarak kongre süreçlerimiz başlamış bulunmakta. Geçtiğimiz hafta sonunda Ulaş ve Hafik kongrelerimizi büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm ilçelerde halkımızın yoğun teveccühüyle kongrelerimizi bitirdik. İlçe kongrelerinde gördüğümüz tablo bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu anlamda ilçelerimizde AK Parti'ye olan güveni, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan inanç ve sevgileriyle bizleri yalnız bırakmayan çok değerli partililerimize teşekkür ediyorum. Bu kapsamda ilçe kongrelerimizin 6. aya kadar devam edeceğini de ilan etmek istiyorum. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşehrilerim, Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş 28 Şubat Cuma günü bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve teşkilatımız tarafından düzenlenmiş, genişletilmiş
İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere Sultan şehrimiz Sivas'a teşrif edeceklerdir. Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş, Sivas Valiliğimizi, Sivas Belediye'mizi ziyaret edecek ve şehrimizde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek istişarede bulunacaktır. Akşam ise teşkilatımızın genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılacaklardır. Orada tüm Sivaslı hemşehrilerimize hitap edeceklerdir. Ben buradan tüm Sivaslı hemşehrilerimizi saat 5'te başlayacak olan İl Danışma Meclisi'ne davet etmek istiyorum. Daha sonrasında TÜBİTAK tarafından düzenlenen siyaset ve toplumu şekillendirme projesi programına katılacaklardır. Ben buradan tüm hemşehrilerimizi 28 Şubat Cuma günü saat 5'te yani saat 17'de gerçekleştirilecek olan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapacağımız genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımıza davet ediyorum. Tüm basın mensuplarına ve hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, fakültelerin daha işlevsel hale gelmesi için fakülte yöneticileriyle bir araya geldi. Rektörlük toplantı salonunda yapılan toplantıda rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter, ilgili fakülte dekanları ve bölüm başkanları katıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, yapılan projelerin ve nitelikli yayınların sayılarının artması açısından işbirliğinin büyük önem taşıdığını ifade ederek bütün fakültelerin dekan ve bölüm başkanları ile toplantıların devam ettiğini belirtti. Fakültelerimize giderek fakültelerimizdeki hocalarımızla sohbet etmeye başladık. Hafta içerisinde eğitim fakültesinde bu işe başladık. Bugün ikinci fakültemiz, biraz sonra da meslek yüksek okuluna da bir uğrayacağız. Gelecek hafta da bunları devam ettireceğiz. Yani resmi bir toplantı değil, sizleri dinlemeye geldik. Aynı zamanda biz burada bireysel sağlık danışmanlığı hizmetimizi de yürütüyoruz. Bireysel sağlık danışmanlığı birimimiz de gerçekten çok özel bir birim oldu. Ne açıdan özel? Fakültemizin bütün bölümlerindeki öğretim üyelerimiz kişilerin sağlığını korumak, geliştirmek, sağlığı daha iyi noktalara taşımak ve daha kaliteli, daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı verecek çok ciddi danışmanlıklar, çok önemli katkılar yapabilecek yeterlikte. Toplantılarda söz alan dekan ve bölüm başkanları ise birimlerinde yürütülen akademik, sanayiye yönelik yenilikçi projeler, şehrin kültürel, sanat, spor, turizm alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Profesör sayımız oldukça arttı. 13 profesör, 26 doçent, 49-50 civarında da doktor öğretim üyesiyle birlikte yaklaşık 135'in üzerinde bir öğretim üyesine sahip büyük bir fakülte haline dönüştü. Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gece aralıklarla yağan kar nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 17 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Tesviyeciler Madeni ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, Sivas'ta soğuk hava şartlarının ardından son günlerde etkisini gösteren güneşli havayla vatandaşların araçlarının bakım ve onarımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava son günlerde yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli hava ile birlikte araç kullanımının sağlanması ile Sivas Tesviyeciler, Madeni ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, vatandaşlara araç bakım ve onarım konusunda uyarıda bulundu.
Sivas'ta son yıllarda en yoğun kış mevsiminin bu yıl yaşandığını belirten Sivas Tesviyeciler Madeni ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, araçların kışlık bakımlarının yapıldığını kaydetti. Tabii Sivas'ta gerçekten son yıllarda yaşanan en soğuk kış günlerinden bir mevsimi yaşamış bulunuyoruz. Bu arada kışlık bakımlar yapıldı, kışı atlattık. Artık yavaş yavaş araçların yazlık bakımının yapılma vakti de geliyor. İlk önce kışlık lastiklerimizin çıkartılması lazım, değiştirilmesi lazım yazlık lastiklerle. Ayrıca kışın soğuk havalarda aşırı marşa bastığımız için akülerimizde deşarj durumu oldu. Akülerimizin şarj edilmesi lazım. Buzdan ve kardan dolayı alt takımlarda, alt takım körüklerinde çeşitli yıpranmalar oldu. Bunların sanayideki servislerde kontrol ettirilerek herhangi bir yırtılma varsa değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü körüklerde yırtılma olduğu zaman akis kafalarında ve akislerde bozulmalara sebebiyet vermektedir. Sivas Tesviyeciler Madeni ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, araçların motorlarında yağ bakımlarının da yapılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi. Ayrıca biliyorsunuz kışın motorlar biraz daha zorlandığı için yağ bakımının da yaza göre yaptırılması lazım. Antifrizimizi zaten kışın koydurduk. Yeni nesil araçlarda yaz kış antifrizin devamlı olması lazım. Yazın araçların hararet yapmasını önler antifriz, kışın donmasını önler. Tabii artık rot balansında buzdan dolayı bozulmalar olduğu için yaptırılması gerekiyor. Sivaslı bıçak ustası merdiven altı üretim yaparak internet üzerinden çakma bıçak satan kişilere isyan etti. Sanal ticaret her geçen gün daha fazla yaygınlaşırken mutfak bıçaklarının da bu pazarda yer alması Sivaslı bıçak ustalarını isyan ettirdi. Merdiven altı üretim yapan kişilerin internet üzerinden piyasaya çakma bıçak sürdüğünü belirten Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, mağdur olmamaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şu an internette çok acayip derecede bıçak imalatı yapanlar var. Aslında bu bıçakçıların hepsinin bir yarası, kanayan yarası daha doğrusu. İşte evinin bodrumunda, evinin balkonunda veya işte bir garajında bıçak yapıp internet üzerinden bıçak satanlar, amatörler çoğaldı. Bu da bizim gibi ustaların ekmeğine darbe vuruyor. Başka bir şey yapmıyor. Ya yani yaptıkları bıçak da çok üst kalite değil. Diğer bıçakların taklidi, lazer kesim, hazır kesim bıçakları alıyorlar. Çin'den de parçalarını getiriyorlar, montaj yapıyorlar. Bir ufak bir ağız açıyorlar. Yalancı ağız dediğim ağız tarzı var. O ağız açıp müşteriye görsel olarak çok güzel gözüküyor. Ama kullanıma geldiği zaman çalışmayan bıçaklar göndermeye başladılar. Mustafa Argut piyasadan ucuz ve kalitesiz parça toplayan internet bıçakçılarının bıçakları kendi tasarımlarıymış gibi evlerinin balkonlarında veya garajlarında toplayıp videoyu alarak internet üzerinden satışa sunduğunu ileri sürdü. YouTube'da şimdi yurt dışındaki yabancı arkadaşlar, ustalar daha doğrusu, bir bıçağın yapımını çekiyor ama işte adamlar montajı çekiyor. Zannediyorlar ki bir video süresinde bir bıçak biter. Amatörler bu işe bir giriş yapıyor. Giriş yaptıktan sonra daha giriş dönüş yapamıyor çünkü buna malzeme alıyor, takım alıyor, tezgah alıyor. Bu sefer onun yaptığını taklit ederek bıçak yapmaya çalışıyor. Bu da sizi çok büyük derecede etkiliyor yani şu an. Ne açıdan etkiliyor? Yani şimdi adam vergisi yok, iş yeri yok, işçisi yok, kirası yok. Evinin bodrumunda, işte balkonunda vesaire yerlerde bıçak yapıyor. Biz satıyorsak 3'e, o satıyor 1'e. İnternet üzerinden satışı yapılan bu bıçaklar görsel olarak iyi gözükse de kullanım açısından fayda sağlamadığına dikkat çekti. Piyasaya göre daha ucuza satılan bu bıçakların yıllardır el emeği, göz nuru bıçak üretimi yapan gerçek ustaları da olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Evet.
Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, Sivas bıçağı markasının ön plana çıktığını ifade ederek, Sivas bıçağı çok eskilere dayanıyor. 120 yıldır biz bu mesleği Sivas'ta yapmaktayız. Sivas bıçağının en önemli özelliği yüksek keskinliğe sahip olmasıdır dedi. Sivas'ta hasta yakınlarının Sivas Numune Hastanesi'nde güvenlik görevlilerine darp etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas Numune Hastanesi'nde iki hasta yakını bir kadın üç güvenlik görevlisini darp etti. Numune Hastanesi'nde dün yakınlarını hastaneye getiren iki kişiyle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri Fatih Yıldız, Münire Eker ve İlhan Can'la darp edildi. Furkan. Güvenlikçilerden Fatih Yıldız'ın ise burnu kırıldı. Darp raporu alan güvenlik görevlileri hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Öte yandan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı Kongresi'nde mevcut başkan Sururi Karabal güven tazeleyerek tekrardan başkan seçildi. İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda güven tazeleyen Sururi Karabal tekrardan göreve getirildi. İki adayın yarıştığı İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı Kongresi'nde mevcut başkan Sururi Karabal başkan seçildi. Rıdvan Bali ve mevcut başkan Sururi Karabal yarıştı. Yoğun katılımın yaşandığı seçim sonrası 109 oya karşılık 238 oy alan Sururi Karabal başkan seçildi. Güven tazeleyerek bir kez daha seçilen İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Sururi Karabal birlik ve beraberlik mesajları verirken kendi göreve getirenlere ise teşekkür etti. Bağcılar İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndayız. Bağcılar İYİ Parti İlçe Başkanımız Sivaslı, başarılı bir iş adamımız ve kıymetli bir siyasetçi bizlerle birlikte olacaklar. Tabii Bağcılar'a gelip de İYİ Parti'yi ve kıymetli hemşehrimizi ziyaret etmeden gitmek olmazdı. Öncelikle bizi ziyaret ettiğinizden dolayı kendinize, şahsınıza teşekkür ediyorum. Burada SRT Televizyonu, memleketimizin televizyonu, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Buraya kadar nazik ziyaretinizden dolayı çok memnun oldum. Sururi Karabal ismim, Sivas Suşehriliyim, 1967 doğumluyum. 83 yılında Bağcılar'a geldim. 83 yılından beri Bağcılar'da ikamet etmekteyim. İş hayatıma özel bir sektörde başladım. 86 yılında özel bir sektöre girerek 17 yıllık bir iş hayatım oldu. 2010 yılında kendi işim olan Sur Çelik Halat firmasını kurarak orada hizmet etmekteyiz. Çelik Halat işine şu anda iş yerimi çocuklarım bakıyor. Sivas'ta hasta almaya giden ambulansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğle saatlerinde Sivas'ın Aydoğan mahallesinde meydana gelen olayda SŞ idaresindeki ambulans, hasta almak için mahalleye sevk edildiği sırada ambulansın motor kısmından dumanlar yükseldi. Ambulans sürücüsü durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. Sivas Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle motor kısmında başlayan yangın aracı sarmadan kontrol altına alındı. Hasta ise başka bir ambulans ile müdahale edildi. Yaz aylarında mangal kömürü satışları kış aylarına göre yarı yarıya artış gösteriyor. Özellikle yaz aylarında balkon sefalarında ve mangal partilerinde güzel kokuların etrafa dağılmasında başrol oynayan mangal kömürü,
birçok aşamalardan geçerek mangal başlarında sefaya dönüşüyor. Meşe ve çınar ağaçlarından yapılan mangal kömürleri ise mangal ve piknik sevdalarının lezzet kaynağı oluyor. Kış aylarına nazaran yazın daha çok mangal kömürü satışı olduğunu söyleyen dükkan sahibi Ergül Sam, yazın çok daha fazla satışımız oluyor, yetiştiremiyoruz. Çünkü piknikçiler, paketçiler hepsi çok fazla kömür istiyorlar. Onun gidişatı fazla olduğu için yazın sirkülasyon daha yüksek oluyor. Kışın ister istemez düşüyor. Sadece lokantalara satabiliyoruz ama yazın her tarafa satabiliyoruz dedi. Şu anda Sivas'taki bütün lokantalara, marketlere, tavukçulara kömürleri biz dağıtıyoruz. Lokantalara 5'er kiloluk poşetler halinde dağıtıyoruz, satıyoruz. Onun kilosunu 4 liradan, poşeti 20 liraya geliyor. Yazın çok daha fazla satışımız oluyor. Yetiştiremiyoruz yazın mesela. Çünkü piknikçiler, paketçiler hepsi çok fazla kömür istiyorlar. Onun gidişatı fazla olduğu için yazın sirkülasyon daha yüksek oluyor yani. Kışın ister istemez düşüyor. Sadece lokantalara satabiliyoruz onu yani. Ama yazın her tarafa satıyoruz yani. Vallahi şöyle günlük ortalama 500 kilo kömür satabiliyoruz şu anda. Yazın bu rakam 2'ye katlanıyor. Ama kışın yarım ton satıyoruz. Ayda 10 ton. Kışın 15 ton, 20 ton satıyoruz yani. Sivas'ta zaten bu iş yapan 3 kişiyiz biz yani. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü himayesinde düzenlenen öğrenci kürsüsü programının ikincisi gerçekleştirildi. Öğrenci kürsüsü programının ikincisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Genç Safa Vakfı işbirliği ile gerçekleştirildi. Unsurlar kısmen ya da tamamen yok edilmiştir. Endülüs'e bilen bazı eserlerde mevcuttur. Programın açış konuşmasını yapan Genç Safa Kulübü Başkanı İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıf Öğrencisi Muhammed Hayta, üniversitemiz rektörlüğü tarafından geçen yıl başlatılan öğrenci kürsüsü kapsamında kulübümüzde bu projeye dahil edilmiştir dedi. Üniversitemiz rektörlüğü tarafından geçen yıl başlatılan öğrenci kürsüsü kapsamında kulübümüzde bu projede dahil edilmiş ve Endülüs Hülyası İlim Yolu başlığı altında bir araştırma ve sunum yapması istenmiş. Muhammed İkbal Bektaş ise bizde Endülüs mevzu olunca böyle genellikle nostaljik bir algıdır. Güzelleme yapar geçeriz. Endülüs, İslam devletlerinin en muhteşem, en parlak medeniyetlerinden birisidir. Sanattan edebiyata, sanattan mimariye kadar en zirve noktalarından Endülüs etkili olmuştur şeklinde konuştu. Tehlikenin artması üzerine Endülüs'teki Müslümanların varlığının tehlikeye düştüğünü gören bazı emir ve ulema kendilerine yardımcı olmaları için Kuzey Afrika'da kurulan Murabıtlar Devleti'nden yardım istiyorlar. Çağrıya cevap veren Murabıtların Sultanı Yusuf bin Tavşin Endülüs'e geçerek 1086 yılında 6. Alfonso'yu mağlup edip ülkedeki birliği sağladı. Endülüs'ün siyasi tarihi hakkında sunum yapan Oğuzhan Yiğit Türk, Endülüs'ün fethi hakkında bilgi ekledi. Bizde Endülüs mevzu olunca böyle genellikle nostaljik bir algıdır, güzelleme yapar geçeriz. Evet çok önemlidir bu, küçümsemiyorum. Endülüs, İslam medeniyetinin en muhteşem, en parlak medeniyetlerinden biridir. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklamasıyla Sivas'ta 334 binaya yapı ruhsatı verildiği belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Sivas'ta 2019 yılında belediyeler tarafından 334 binaya yapı ruhsatı verildi. Kentte yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü 474.510 metrekare olarak açıklandı. Bunun 266.250 metrekaresini konut kullanım alanı, 110.664 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 97.596 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen bina sayılarına ilişkin elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Sivas'ta 2019 yılında 677 binaya yapı kullanma izni belgesi verildi. Yapı kullanma izni belgesi verilen binaların yüz ölçümü 1.274.985 metrekare iken bunun 801.738 metrekaresini konut kullanım alanı, 189.391 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 283.856 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var.
Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşçakalın.